Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 100. Üniversitesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Sayın Umut Çakıroğlu ile beraber kanser konuştuk ilk bölümde. Şimdi de meme kanseri ve rahim ağzı kanseri hakkında konuşalım. Şeylerden bahsettik, simir Evet. alınmasıdır, işte kontrol edilmesidir ama Evet. meme kanseri ve rahim ağzı kanseri de en çok kadınları buluyor tabii. Evet. İsterseniz meme kanserinden Senden başlayalım. başlayalım. Meme kanseri her 8 kadından birinin dünyada başına gelen bir hastalık. Tabii bunu en erken ne zaman teşhis edersek o kadar iyi yüz güldürücü sonuçlarımız var. Bunun için yapılması gerekenler zaten her kadının kendi memesinin fizyolojisini bilmesi lazım. Her hafta ya da her gün yani nasılsa belli bir periyotta diyelim buna. Duşta diyoruz. Duşta evet duşta muayene edecek. Kendi kendine farklı bir eline gelen kitleyi fark ettiği zaman genel cerrahide meme polikliniklerine başvuracak. Ve hastalar o dönemde rutin mamografi ya da ultrasonla değerlendirilmesi gerekiyor. Ne kadar sıklıkla mamografi çektirmek gerekiyor? Mamografi 40 yaşından itibaren senede bir kere çekilmesi gerekiyor. 70 yaşa kadar öneriliyor. Ama hani daha sonra da yapan ülkeler de var. 70 yaştan sonra yapmayan ülkeler de var. Bazı ülkelerde bu 40 yaşı 50 yaşa çekmiş ülkeler de var. Ama Türkiye için 40 yaşından itibaren yılda bir kere mamografi çekilmesi gerekiyor. Mesela hocam bir şey soracaktım. Sadece kitleyle mi ilgili? Yani elimize bir kitle gelirse mi? Yani Yani kanser olma riski. şöyle tabii ki de kitle gelmeyebilir. O yüzden de mamografi çekiyoruz. Mamografide noktasal tarzda küçük kalsifikasyonlar görülebilmekte. O da o dokunun şüpheli bir doku olduğunu anlatıyor bize ve gerekirse oradan biyopsi yapıyoruz ya da telle işaretlemeler yapılıyor. Hani kişide kitle oluşmadan da oluşabilecek lezyonları da saptamamızı sağlıyor. Prekanseröz dediğimiz kanser öncesi dönemin lezyonları var. İşte duktal karsinoma institu ya da lobüler karsinoma institu dediğimiz prekanseröz lezyonlar var. Bunların takibi ve teşhisinde de mamografi ve ultrasonların yeri var. Yani kanser öncesi meme içerisindeki bazı bozulmuş dokular. Dokular diyelim. Evet, Halk aynen, diliyle. aynen. İşte bunların takibi. Tabii bunlar kanser öncesi durum olduğu için bunların tespiti önemli. Erken evrede bunu yakalarsak cerrahi müdahaleyle bunlar çıkarılabilir ve böylelikle de bunun zemininde kanser gelişmesi önleniyor. Önleniyor. Peki meme ucundan bir şey akması kanserle ilgili bir şey var mı? Her İlgisi var mı? zaman değil. Enfeksiyonlar sırasında da oluşabilmekte bu. Ama kanlı akıntılar bizim için birazcık tedirgin edici olabiliyor. Ama bu da direkt kanserdir dedirtmiyor. Enfeksiyona bağlı olabilir. Mastit diyoruz memenin enfeksiyonuna. Ve bunun gerçekten de öncelikli değerlendirilmesi gerekir. Yani bu göz ardı edilmemeli, doktora başvurulmalı. Özellikle meme polikliniklerine, genel cerrahiye başvurulmasını öneriyoruz. Peki memeye aynı anda bir tek memeye mi? Mesela en çok hangi memede başlar? Yani öyle bir şey var mı meme kanserinde? Yok, hayır Yani öyle ikisi de alınıyor. Bazen bir meme alınıyor mesela. Şimdi O nasıl oluyor hocam? onları anlatayım. Şöyle burada işte genetik kanserler dediğimiz yani kalıtsal daha doğrusu düzelteyim. Kalıtsal kanserler dediğimiz kanserlerde bu her iki memenin de alınması olayı var. Bu nedir? Hastanın bazı kriterleri taşıyor olması lazım ki bunun bir kalıtsal temeli var mı yok mu diye biz hastayı yönlendiriyoruz tıbbi genetik polikliniklerine ve orada yapılan özel genetik testler var. BRCA1, BRCA2, TP53, CDH1, PALB2 ve birkaç tane daha PITEN dediğimiz Bunlar değerler mi hocam? bunlar genler. Genler, Bu genlere bakılıyor moleküler olarak. Bir tüp kan alınıyor. Bu tüp gönderiliyor İstanbul ya da Ankara'da. Özel genetik laboratuvarlarda çalışılıyor ve bunlarda mutasyon çıkarsa
ki bunlar her çıkanda mutasyon olmuyor. Bazen patojenik varyant diyoruz. Tabii. Ya da patojenik olmayan varyant dediğimiz şeyler var. Bunların yıllık olarak hani genetik bölümleri tarafından bu şu mutasyon saptandı. Geçen sene mesela kanser yapıcı özelliği yok denilen bir şeyin bir sene sonrasında kansere yatkınlık oluşturabileceğiyle ilgili bir yayın çıkıyor ve o tekrar değerlendirilmesi lazım. Böyle bir mutasyonun saptandığı kişilerin yıllık olarak genetik bölümlerince takibini de öneriyoruz. Peki mesela hani bu diyelim ön şey oldu, var yani kalıtsal dişi ama olmayabilir dediniz. Ben mesela çok duyuyorum hani ailesinde varmış, hani genetik olduğunu düşünüyor veya kalıtsal olduğunu düşünüyor ve iki memesini de aldırıyor mesela. İşte bu BRCA1, BRCA2 pozitif saptanan bir kişi varsa bunlar da meme dokusunun tamamen alınmasını öneriyoruz. Bu nasıl yapılabiliyor? Meme cildi yerinde bırakılarak memenin içi boşaltılıp oraya silikon yerleştirme. Bu Angelina Jolie'nin yaptırdığı ameliyat. Ve o çünkü bu kişilerin ömrü boyunca normal popülasyondan meme kanseri gelişme riski ve yumurtalık kanseri, over kanseri gelişme riski daha yüksek. O yüzden bu hastalarda hem yumurtalıkların alınması hem de memenin, her iki memenin de içinin boşaltılarak alınması önerilmekte. Ve silikon implant konularak hastalar takibe alınmakta. Ve kozmetiksiz de kozmetik açıdan da bunu korumaya çalışıyoruz. Evet. Meme kanseri eğer zamanında olmazsa diğer bölümlere de yansıyor değil mi? Yani tabii ki de dediğimiz gibi hani erken evre hastalık, evre 1-2 hastalıkta erken evrede yakaladığımız takdirde bu tümörler tedavi edilebilir tümörler. Evre 3 lokal ileri dediğimiz tümörlerse bazen tedavi edilebiliyor, bazen de ilerleyip sıçramalı hastalık dediğimiz evre 4'e ilerleyebilmekte. Erken evrede yakalamak her kanser için, meme kanserinde de olduğu gibi önemli ki erken evrede yakaladığımız zaman kişiler kanserden ölmüyor, normal yaşamlarını sürdürüyorlar. Önemli mesela keten var, ketenin taramaları vesaire işte oralarda da önemli. Hatta bir dönem geziyorlardı da mahallelerde. Şu anda bilmiyorum, pandemi dolayısıyla birçok şey maalesef aksadı. Ve mobil çalışmalar özellikle meme kanseri için çok önemli diye düşünüyorum. Peki hocam, rahim ağzı kanseri, bir spiker olmuştur rahim ağzı kanseri. O zaman Türkiye'nin gündemine girdiğini hatırlıyorum ben de. Simir testi yaptırın vesaire diye. Kampanyalar olmuştu. Evet, bu Papa Nikola simir testi denilen bir simir testi vardı. Şimdi likit simir testleri de yapılabilmekte. Rahim ağzından alınan fırça metoduyla alınan dokuların, yani aslında o fırçayı sürttüğünüz zaman oraya bir hücre bulaşı oluyor. Hücreleri sıyırıyorsunuz bir şekilde. Onu lama üzerine yayıyorsunuz ve boyuyorsunuz ve bakıyorsunuz. Ya da sıvı içine atılarak onlar santrifüj edilip tekrar yayma haline getiriliyor ve boyanıyor. Orada atipik hücre, yani normal morfolojik yapısını, normal hücresel özelliği bozulan, çekirdek yapısı ve hücre özelliği bozulan hücrelerin görülmesine göre bir skalama sistemi var. Onu gördüğümüz zaman birçok tedavi yapılabiliyor. Yani bu kanserdir dediğimiz zaman erken evrede ise cerrahi yapılabilmekte, lokal ileri evrede biz kemoradyoterapi dediğimiz tedaviyi ya da sistemik dağılım varsa, sıçramalı hastalıksa, evre 4 ise de başlangıçta sistemik tedavi kemoterapiyi kullanıyoruz. Bir simir testinde bu anlaşılabiliyor mu, var mı yok mu? Şöyle yoksa? Hani rutin yapıldığı için bunların rutin yapılması öneriliyor. 3 kez üst üste simir testi negatifse aralık 3 sene yapılıyor. Her yıl yapıldı diyelim ki, ilk yapılışta hiçbir şey bulunmadı, gayet normal. İkincisi yine normal, üçüncü yine normal. Aralık açılabiliyor. Ancak atipi gördüğümüz zaman, hücresel bir bozulma gördüğümüz zaman simirin sıklığını artırmak gerekebiliyor. Daha ileri tetkikler yapılabiliyor. Kolposkopik değerlendirme yapılması öneriliyor. Önemli simir testinin, onun da 6 ayda bir mi yapılması yoksa yılda Bir normal hani rutinde Sağlık Bakanlığı'nın tarama programında yıllık öneri şeklinde.
Çok az yapan var herhalde, değil mi? Yo, bütün kadın doğum muayenelerine gittiği zaman hastaların hepsine hani bu açıdan zaten smear testi yapılıyor ve HPV yani bunun nedeninin de bir virüs olduğunu biliyoruz. Bir enfeksiyon etkeni. Human papilloma virüs. Bu virüsün de tipleri var. Ve tiplerine göre de artık simirlerde bunların tiplerine de bakılıyor. Hani prekanseröz lezyonu oluşturan tiplerin, bazı tiplerin daha sık kanser oluşturduğu bilindiği için bu tiplere tek tek bakılabilir halde artık. Evet. Bunları da patoloji laboratuvarlarında yapıyorlar. Van'da da yapılıyor bu. Hem bölgede hem de üniversitede tiplendirme tayini yapılıyor. Buna göre de tedaviler veriliyor. Ülkemizde şu anda rutine girmedi diye biliyorum ama HPV'ye yönelik aşı var. Evet. Amerika'da rutinde, Avrupa'da da bazı ülkelerde rutinde bu aşılamalar yapılıyor. Ergenlik çağına gelen hem erkeklere hem kız çocuklarına ki bu bulaşa engel olmak amacıyla koruyucu. Şu an bir kampanya koruyucu var kadınlar için bunun ücretsiz olmasına dair olarak. Umarım böyle şeyler de olur. İnşallah. Çok yüksek çünkü fiyatların. Peki hocam, simir testi yaptırdık ve de hadi sizin gördüğünüz bir kanserli hücre var ve rahim ağzı kanseri olduğunu birinci evrede öğrendi. Ne yapılıyor? Mesela meme alınıyor hani. Burada da cerrahi yapılıyor. Yani erken evrelerde her zaman önceliğimiz cerrahi. Çünkü bu kür sağlayan bir tedavi. Yani hastalığı ortadan kaldırıyor kişide. Erken evrelerde cerrahi temel tedavi şekli. Sıçramalı hastalıkta evre 4'te ise temel tedavi şekli kemoterapi. Evre 3 hastalardaysa temel tedaviler genellikle hem kemoterapi hem de radyoterapinin beraber kullanıldığı kemoradyoterapi dediğimiz tedaviler. Işınla beraber damardan ilaç uygulamaları evre 3'te özellikle kullandığımız tedaviler. Evet. Rahim ağzı kanserinden mesela ve meme kanserinden ölüm diğer kanserlere göre daha mı az? Daha yaygın ama daha mı az acaba? Öyle bir şey mi acaba? Yani aslında şöyle, meme kanserinde birçok hani çalışma yapıldı ve meme kanserindeki teknolojinin ve ortaya çıkan tedavilerin en başta giden kanser tipi diyebiliriz. Örneğin şöyle halkımızın da anlayacağı şekilde kolayca anlatalım. Memede bir kitle saptandı, parça alındı. Parça bakılıyor laboratuvarda ve burada kanser var denildikten sonra bazı boyalar yapılıyor. Bu boyalardan örneğin hormon reseptörlerine bakıyoruz. Östrojen reseptörü, progesteron reseptörü. Onun dışında akıllı ilaca uygunluk açısından değerlendirdiğimiz HER2 dediğimiz HER2 yani bir boyama yapılıyor ve fişle de bu doğrulanıyor. Ona göre tedavi seçeneklerimiz değişiyor. Hormon baskın tipler var. Bazen de hormon negatif olan, hormonun olmadığı, sadece HER2'nun baskın olduğu tipler var. Evet. Bazen her ikisinin beraber olduğu tipler var. Evet. Bunlara yönelik tedavilerimiz farklı. Yeni hormonal ajanlarımız var. Hap şeklinde kullanılıyor bu ajanlar. Her gün hasta bir tane hap kullanarak hastalığı tedavi edilebiliyor. Ya da sadece damardan akıllı ilaç verdiğimiz, akıllı ilaç dediğimiz monoklonal antikorlar var. Akıllı ilacı verdiğimiz tedavi şekilleri var. Her tedavinin tabii kendine özgü yan etkileri var. Ama hani bir kemoterapi kadar ağır tedavi değil bunlar. Bu akıllı ilaçlardaki sonuçlar da kemoterapilerden daha iyi çıktığı için artık akıllı ilaçlar ya da hap tedavileri daha ön planda kullanımda. Ancak yine de tedavinin vazgeçilmez bir parçası kemoterapiler oluyor. Çünkü bu hormon düzeyleri ya da akıllı ilaca uygunluk bazen artık çalışmamaya başlıyor tümör. Çünkü akıllı ve tip değiştirmeye başlıyor. Tip değiştirdiği zaman artık bu ilaçlara yanıtsızlık ortaya çıkabiliyor. O zaman yeniden kemoterapiler gündeme gelmekte. Peki bu tedaviler, ilaçlar bunların devlet karşılıyor mu? Devlet karşılıyor. Hemen karşılamadığı çok nadir. Yani Avrupa ülkelerine göre ve Amerika'ya göre Türkiye'de ilaç tedavilerinin çoğunun karşılandığını biliyoruz. Mesela Amerika'da özel sağlık sigortası yoksa çoğu kişinin sağlık hizmetine ulaşamadığını da biliyoruz. Avrupa'da bazı ülkelerde ki İngiltere bunun en sıkı
maliyet etkinlik açısından bakıyor. İngiltere'de çoğu ödenmeyen tedavinin burada ödendiğini biliyoruz. Almanya'da da bazı tedavilerin ödenmediğini biliyoruz. Biz de mi diyoruz bu konuda Avrupa bizi kıskanıyor diye? Bu konuda Avrupa bizi kıskanıyor değil ama şöyle, oralarda da şöyle durumlar var. Kişileri klinik çalışmalara daha erken alıyorlar. Evet. Orada bir de bilinç düzeyi de evet, biraz bilinç fazla düzeyi, olduğunu fark ediyor. Evet. Yani bu klinik çalışma denildiği zaman herkes biz denek mi olacağız diye bir algıya giriyor. Evet. Aslında denek değil. Bu klinik çalışmalar nedir? Kanıtlanmış standart tedavinin yanına etkileniyor bu ilaçlar. Evet. Ve daha iyi bir sonuç elde etmesini umduğumuz kişiler. Evet. Diğer kolda hani bir kol standart tedavi, bir kol standart artı yeni ajan. Zaten bu hasta standart tedaviyi alıyor. O evet. Akıllı ilaç koluna düşmese bile. Evet. Zaten alacağı tedaviyi alıyor. Yanına da ekstra etki edecek yeni bir ilaç daha ekleniyor. Hmm. Yani burada tabii biz illa akıllı ilaç koluna düşelim diye bir şey yok. Biz bile bilmiyoruz hani bunların hangi hastanın o kola düştüğünü, düşmediğini. Evet. Yani çalışmalar bu şekilde yapılıyor. Klinik çalışmalardan Türkiye'nin daha fazla pay almasını hedefimiz. Evet. Çünkü dünyada bu ilaçlar araştırılırken ve geliştirilirken ne kadar çok kullanılıyorsa hem topluma, insanların sağlığına hem de maliyet açısından ekstra bir katkısı oluyor. Çünkü bu sağlık sistemleri tarafından değil, geliştiren firmalar tarafından ilaçlar sağlanıyor. Evet. Ve hastalar mesela 10 yıl sonra piyasada hani ödenebilir hale gelecek bir ilacı bugünden kullanmaya başlıyor. Bu konuyla ilgili de bölümümüzde klinik çalışmalar yürütüyoruz. Ki burada en sık görülen mide kanseri ve yemek borusu kanseri, ösofagus kanserinde klinik çalışmalarımız var üniversitede. Ki Türkiye'deki 6 merkezden biriyiz. Hani bu çalışmaların yürütüldüğü Erzurum, Van, Diyarbakır hani mide ve ösofagus kanserinin sık görülebileceği merkezler olarak İstanbul, Ankara'da ve birkaç merkez daha var. Onlar alınmış durumda. Biz de hani burada hastalarımızın başvuruları önemli yani. Evet. Çünkü bazen burada bir hani sosyokültürel yapı olarak bütün iyi doktorlar Ankara, İstanbul'dadır, Batı'dadır hani deniliyor. Ama gayet yetkin yani dinlerken zevkle dinliyorum. Çok da öğrendim. Eminim izleyenler de öyledir. Tabii Van'da da çok yetkin, çok değerli doktorlarımız, evet. Doktorlar var. Tabii yani ki. Bu çok büyük bir emek klinik çalışmayı buraya getirebilmek ve buranın bir merkez olmasını sağlamak klinik çalışmalar için. Ki birçok firmayla da, uluslararası firmayla da yine yeni klinik çalışmaların gelmesi için yazışmalarımız sürüyor. Evet. Yakın dönemde artıracağız klinik çalışmaları. Peki merkezinizde diyeyim yani oradan da bahsedelim ama önce şunu da sormak istiyorum. İlaçların bulunmaması gibi bir durum olabiliyor mu? Nadiren. Anda. Hayır öyle bir şey yok. Hani bulunamazsa tüm Türkiye'de bulunamıyor. Evet. Şöyle zaten ilaçlar Devlet Malzeme Ofisi üzerinden alınıyor ve getiriliyor. Hı hı. Ve yasayla da tüm hastanelerde zorunlu bulundurulması gereken ilaçlar kapsamında kemoterapi ilaçları. Evet. O yüzden de hani ilaç bulunamama gibi bir durum olmuyor. Hı hı. Ancak bazen yeni tedavi endikasyonlarında bazı ilaçlar girmeye başladı SUT'taki güncellemeler nedeniyle. Hı hı. O ilaçların stoğu elimizde olmayınca birazcık gecikme olabiliyor ama hı hı. bulunamama gibi bir durum yok. Hani erken bir ihaleye çıkış ya da doğrudan temin gibi yollara hastaneler bu durumlarda başvuruyor. Evet. Tüm hastanelerde olabilecek şeyler yani burada ilaç yok değil. Sağlık Bakanlığı'nda ödemesi olan bütün ilaçlar üniversitemizde de eczanemizde mevcut. Evet. Gece kanser tedavisi tamamen ücretsiz bir şey. Şu anda diyemiyoruz öyle bir şey değil mi? Yani şöyle. Yani kanser oldum ve ekonomik durumum iyi değil. Bu bir engel olabiliyor mu? Hayır olmuyor. Şöyle bütün yani eğer ki kişi özel hastaneye gitmeyi tercih etmiyorsa devlet hastaneleri ve üniversitelerde bu tedavilerin hepsi ücretsiz olarak yapılıyor. Evet. Hı-hı. Çok iyi.
Bir de merkezimize gelelim. Yani öğrencileriniz var tabii, evet, değil mi evet, hocam siz? Evet. Aynı zamanda akademisyensiniz. Evet. Ondan bahsedelim isterseniz. Hani başka hangi konularda, kaç kişisiniz, öğrencileriniz? Yani isterseniz biraz da bundan bahsedelim. Evet. Eğitim kısmı. Çünkü siz bu bilgilerinizi birilerine aktaracaksınız. Evet. Evet. Çok da ihtiyaç var. Evet. Şimdi Van 100. Yıl Üniversitesi sadece 100. yıl tıp fakültesini kazanan öğrencilere değil, aynı zamanda Siirt tıp fakültesini kazanan öğrencilere de eğitim vermekte. Ve öğrencilerimiz burada hani derslerine başladılar. Evet. Ve kliniklere de gelmeye başladılar artık. Hı hı. Tabii mevcut böyle hani artıyor. Evet. Böyle olunca da. Ancak hani ülkemizde biraz da sağlık politikalarından da durum şöyle. Hani tıp fakültesi kontenjanları biraz hızlıca artırılıyor. Tabii doktor sayımız az Avrupa ülkelerine göre. Evet. Ve biz burada kaliteden ödün vermemek durumundayız. Tabii. Eğitimimiz tıp fakültesindeki eğitim çok önemli ve çok ciddi bir eğitim. Çünkü insan sağlığını birebir ilgilendiren bir şey. Evet. Çok iyi hekimlerin yetişmesi lazım ki bence Türkiye en iyi hekimleri yetiştiren ülkelerden birisi. Evet. Ve çok fazla vaka görüldüğü için de tecrübenin çok olduğu doktorlar, hekimler yetişmekte. Bir şeyi ne kadar çok yaparsanız o kadar deneyim sahibi oluyorsunuz. Hani yoğunluk var, hasta sayılarımız çok. Hani iş gücü açısından yoruluyoruz gerçekten de. Ama deneyimimiz de diğer ülkelerdeki meslektaşlarımıza göre daha fazla. Bu bir gerçek. Tıp fakültesinde tabii 4. sınıfta stajlara geliyor arkadaşlarımız. Hasta muayeneleri, hasta başı vizitlere katılıyorlar. Onun dışında tabii ki de derslerimiz oluyor, teorik bilgiler. Bunun dışında asistan eğitimimiz var. Asistanlarımız da tıp fakültesini bilmeyenler için söyleyelim. Evet. Tıp fakültesini bitirmiş doktor arkadaşlarımız bir konuda uzmanlaşmak, bir branşta. İnternler 6. sınıflar. Asistanlarsa tıp fakültesi mezun olup hekim olan arkadaşlarımızın bir konuda uzmanlaşmak üzere, bir branş üzerine çalışmak üzere geldikleri yerler. Evet, dahiliyede de bir yaklaşık 40'ın üzerinde asistan arkadaşımız var. Düzenli aralıklarla işte her salı ve perşembe asistan eğitim derslerimiz olmakta. Seminerlerimiz olmakta. Onun dışında klinik içi seminerler oluyor. Her kliniğin kendi belirlediği saatleri var. Ve onkoloji açısından da her tür vakanın görülebildiği bir kliniğiz. 3 tane düzenli polikliniğimiz var çalışan her gün. Evet. Onun dışında klinik konseylerimiz var ki çok önemli bu. Diğer branşlardaki hocalarla bizlerin hastaları tartıştığı ortamlar bu konseyler. Mesela genel cerrahi bir şey alıyor, bir kütle alıyor. Onu evet. Nasıl olduğunu, onu da biraz o konuda bilgi olması evet. lazım. Şöyle yani kanser tedavisi multidisipliner bir evet. tedavi şekli. Cerrahınızda olacak, işte meme radyoloğunuzda olacak örneğin. Patoloğunuz olacak, radyasyon onkolojisi, tıbbi onkoloji gereken diğer branşların da olduğu evet. Bir konseyde hasta için karar veriliyor. Örneğin bir meme kanseri hastası için artık ünitemizde, üniversitemizde kontrastlı mamografi çekimleri başladı. Bir meme kliniği oldu. Artık orada hani meme MR'larımız zaten çekiliyordu ama kontrastlı mamografi de kuruldu. Hı hı. Ve bir yani ilaçlı mamografi. Ve bu nedenle de hani burası bir artık meme kliniği haline geldi. Ve zaten daha önceden de hastalarımız için tedaviler multidisipliner konseylerde karara bağlanıyordu. Evet. Bu karara bağlanma sürecinde her branş kendi açısından hastanın en iyi yararına olacak tedavi neyse onu söylüyor ve ortak bir karar çıkıyor. Evet. Genel cerrahi konseylerimizde yemek borusu, mide, kalın bağırsak, meme, tiroid, karaciğer, safra yolları, pankreas kanserleriyle ilgili
kararlar alınmakta. Salı günleri sabahtan olmakta. Kadın doğum konseylerimiz çarşamba günleri olmakta. Perşembe günleri toraks konseyimiz oluyor. Akciğerle ilgili kanserlerin konuşulduğu ya da mediastinal kitlelerin konuşulduğu. Cuma günleri üroloji ve nöroradyoloji konseylerimiz var. Beyin tümörleri nöroradyolojide konuşulmakta. Ürolojide ise tüm böbrek, mesane, idrar yolları ile ilgili kanserler, prostat kanserlerinin tedavileri hakkında planlama yapılmakta. Evet. O yüzden tüm disiplinlerle bir arada çalışan bir bölüm aslında onkoloji. Ve tek bir hekimin de tamamıyla karar verebileceği bir branş, yani bir hastalık değil. Evet. O nedenle bütün branşlarla devamlı iletişim içindeyiz. Şu anda Van'da hani veya bölgede diyeyim, kaç hastanız var takip ettiğiniz? 6000'e yakın dosyamız var arşivimizde. Evet. Ancak tabii kaybettiğimiz hastalar da var. Her gün yeni tanı alan hastalarımız da devamlı başvurmakta. 6000. Fazlaymış bayağı. Bir de çocuk da ayrıca. Çocuk ayrı. Ayrı. Evet. Teşekkür ediyoruz. Herhalde zamanımız da doldu. Çok öğreticiydi. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Rica ederim. İsterseniz şeyi de söyleyelim. Yani böyle temel olarak en çok hastalarınıza ne söylüyorsunuz? Yani şuna dikkat edelim. Veyahut da öğrencilerinize hani bu önleme kısmıyla ilgili de bir şeyler söyleyip kapatalım isterseniz. Tabii ki de. Doğada mı yaşamak lazım? Ormanda mı yaşamak lazım? En önemli şey sigaradan uzak durmak, alkolden uzak durmak, beslenmeye dikkat etmek, Akdeniz tipi diyet çok önemli. Biliyorsunuz ki Yunanistan ve İtalya'da Akdeniz tipi diyet çok iyi bir şekilde yapıldığı için ülkemizde de Ege kıyılarında çok fazla Akdeniz tipi diyet uygulanmakta. O yüzden yaşam sürelerinin uzadığını biliyoruz. Beslenmede özellikle aşırı yağlı karbonhidrattan çok fazla ve endüstriyel gıdalardan uzak bir yaşam. Hazır paketli gıdalar çok önermiyoruz. Doğal olarak yetiştirilmiş gıdaları ve genetiği değiştirilmemiş tarım ürünleri. Evet, ama her şeyin değişmiş herhalde. Evet, o önerilmekte. Bir de tabii ki de kimyasal maddeye, tarım ilaçlarına çok maruz kalmamış besinleri tüketmelerini öneriyoruz. Ki Avrupa Birliği'nin bazı standartları var bununla ilgili. Onların da ülkemizde yaygın olarak uygulanması gerekmekte. Onun dışında egzersiz. Hareketsizlik de kanserin nedeni, kilo artışına neden olmakta ve kanser sıklığını artıran nedenlerden birisi de obezite. Evet. Obeziteli mücadele de önemli. Tabii. Gerçekten her alan yani değil mi sizinle ilgili? Evet, geniş öyle. Bir alan onkoloji gerçekten de. Ve bir de şey söyleyeyim son olarak, hava kirliliği, bunun içinde hani birçok şey valilikler nezdinde hani bu hava ölçümleri yapılıyor, kirlilik düzeyleri ölçülüyor ama hani toplumumuzun da bilinçlenmesi gerekiyor bu konuda. Hava kirliliği olduğu dönemlerde maskeyle dışarı çıkılması, partiküllerin inhale edilmemesi için önemli. Bununla ilgili de şöyle bir çalışma var. Çin'de akciğer kanseri kadınlarda böyle yoğun hava kirliliği olan yerlerde sık sigara içmemelerine rağmen hava kirliliğiyle direkt ilişkili olduğu bulunmuş. O yüzden de bu endüstriyel yerde çalışan kişilerin havalanmanın düzgün olmadığı yerlerde, hava akımının iyi olmadığı yerlerde endüstrilerin kurulmaması ve orada birikici kimyasalların birikici etkisi ve sera gazının olması nedeniyle de düzenli aralıklarla hava kirliliğinin ölçümünün yapılması, kirlilik durumunda maskeyle kişilerin evden çıkması önerilmekte. Bu da akciğer sağlığı için önemli bir neden. Çok değerli bilgiler verdiniz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Öğrencileriniz çok şanslı. Sağ olun, çok teşekkürler. Çalışma arkadaşlarınızla eminim öyledir.
Bu arada 14 Mart Tıp Bayramımızı da kutlarım. Hepinizin umarım, kutlu olsun. Evet, çalışma koşullarınızın daha iyi olmasını, çalışma şartlarınızın ve ortamınızın daha iyi olması ve de daha çok değer verilen, eskiden öyleydi yani doktorlar toplumda ve parmakla gösterilirdi. Evet. Şimdi şu sıralarda çok kötü şeyler duyuyoruz. Bunların da bitmesini istiyoruz ve de size hepimizin saygısı, sevgisi ve de tabii ki zor zamanlarımızda yanımızda olan doktorlarsınız. Çok değerlisiniz. Özellikle de kanserle mücadele ederken de eminim peki şey hocam, psikolojik tarafından bir şey destek var mı şeye? Şimdi, onu da evet şöyle bırakamıyoruz sizi. Evet. Onunla ilgili evet son, o da önemli çünkü. Evet çok önemli. Son 20 yılda psikoonkoloji birimleri kuruldu. Evet. Bunlar onkoloji üniteleri içerisinde çalışan psikolog arkadaşlarımız ve gerekli durumlarda da hastaları psikiyatriye yönlendiren arkadaşlar. Merkezimizde de kurulma aşamasında psikoonkoloji birimi. Düzenli olarak tabii ki de şöyle diyeyim, ben Batı'da çalışmış da bir hekim olarak şunu söyleyebilirim. Burada hani biraz daha hastalarımız daha tevekkül sahibi, Allah'tan geldi şeklinde baktıkları için daha kolay kabullenebiliyorlar. Ama Batı'da daha zor kabullenildiğini gördüm ben hastalıkların. O nedenle de gerçekten de çok önemli psikoonkoloji birimlerinin üniteler içerisinde olması. Tabii gerekli durumlarda hastaları biz de değerlendiriyoruz ve acil psikiyatrik müdahale gereken hastaları yönlendiriyoruz. Evet, o da çok iyiymiş. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kapatalım. Ağzınıza sağlık, çok teşekkürler. Pilav ve çimenlerin sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.